İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Gazetesi. Vatandaşlar geçinemiyor. 7 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmelerinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Millet Bahçesi Mersin'e çok büyük bir hizmet. Belediye meclis toplantısında üyelerin projeyle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Gülçak, Millet Bahçesi projesinin Mersin'e çok büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Hakimiyet Gazetesi. Nefes almak için yardım istiyor. Mersin'de KOAH hastası olduğu için oksijen makinesine bağlı yaşayan Zümrüt Sarıbaş, kullandığı 5 litrelik oksijen makinesinin yetersiz geldiği için nefes almakta güçlük yaşıyor. Kadınlar eşit temsil istiyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği Mersin Şubesi, kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde edilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Güney Gazetesi. Nükleer santral inşasını durdurun. Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, bilim insanları ve ilgili kurumların tüm uyarılarına ve Mersin halkının %90'ının karşı olmasına rağmen Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı'nın Türkiye ve Rusya siyasi iktidarlarıyla iki ülkenin sermayedarları tarafından ısrar ve inatla sürdürüldüğünü belirtti. Gençlere ilk yardım eğitimine katılın çağrısı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Gül, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda gençlere ilk yardım eğitimine katılın çağrısı yaptı. Mersin Gazetesi. Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı. Gençler iş başında. Mersin'de Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi işbirliğinde Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı düzenlendi. Başkan Yılmaz, kadınların izi ve etkisi hayatın tüm alanında görülsün istiyoruz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gün olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum olabilmenin yolu kadınların güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmaları ile sağlanır. Biz de ilçemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların istihdam edilmesine yönelik projeler üreterek kadının izi ve etkisinin hayatın tüm alanında görülmesini istiyoruz diye konuştu. Haberci Gazetesi. CHP'de kriz büyüyor. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın Halk Günü düzenleyerek partililerle bir araya geldiği etkinlik, parti içinde yaşanan krizin büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İşçi hakkını istiyor. Diske bağlı Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Mercan TV'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Çukurova Gazetesi. Vali Su, parmakla gösteriliyoruz. Mersin'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetlerinde dünyada şu anda parmakla gösterilen örnek ülkelerden bir tanesiyiz." dedi. Kader sordu, 85 yılda sadece bir arpa boyu mu yol gittik?
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde edilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Kadın Adayları Destekleme Derneği Mersin Şube Başkanı Aysu Zeka, eşit temsil istediklerini ifade ederek Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında kazandı dedi. Yeni Güney Gazetesi. Mersin Giyat Kızıltan'ı ağırladı. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği üyeler arası kaynaşma toplantısının konuğu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan oldu. Boğsak Tüneli'nde nefes kesen tatbikat. Silifke ilçesinde Mersin-Antalya Karayolu Boğsak Tüneli'nde gerçekleştirilen senaryo gereği yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası tatbikatı nefes kesti.